Değerli izleyicilerimiz Almanya'da 2008 yılında aynı anda 6, 6 tane çocuk doğuran Roxana Temiz adlı kadın Müslüman olduktan sonra bakın kendisini nasıl hissetmiş. Başörtüsünü takınca mutluluktan kendimi kuş gibi hissettim diyor. Berlin'de yaşayan Roxana Temiz bir Hristiyan olarak yetiştiğini eşi Hikmet ile Tanıştıktan sonra Müslüman olduğunu anlatıyor. İslam'ı kabul etme sürecini anlatan Roxana Temiz, küçükken ailemle Polonya'dan Almanya'ya geldim. Berlin'de bir pizzacıda çalışırken Hikmet ile tanışarak evlendim. Temiz'in altızları Adem, Zeynep, Rana, Ahmet, Esma ve Zehra ile birlikte iki tane daha çocuğu var. Toplam 8 tane çocuğu var. Maşallah. 8 çocuk. Müslüman olduktan sonra Şeyma adını kullanmaya başlayan Roxana Temiz, çocuklarını büyütürken yaşadığı zorlukları, uğradığı ayrımcılığı ve geleceğe ilişkin düşüncelerini Sabah gazetesine anlatmış. Temiz, "Evlendikten sonra sorularım oldu. Görümcemle konuşuyordum. Niçin başörtüsü takıyorsunuz? Niye namaz kılıyorsunuz?" diye. O da cevaplar veriyordu. "Bu konularda çok kitap okuyordum o dönemde." diyor. Her soruya mantıklı cevaplar aldığını söyleyen Temiz, Evlendikten sonra 5 ay çok okudum. Çok sorular soruyordum. Çok değişik bir rüyam vardı. Çok etkiledi beni. O dönemde inancım büyüdü. O kadar büyüdü ki içim değişti. Ama dışarıda hala eski Roxana dolaşıyor diyordum. O yüzden başörtüsü takmak istedim dedi. Temiz birden taktım ve mutluluktan kendimi adeta kuş gibi hissettim diyor. Çocukların altız olmasından dolayı doktorların aldırma teklifini reddettiğini belirten Temiz, "Bugün altızların her biri ayrı bir insan, ayrı bir karaktere ve görünüme sahip olduğunu görüyorum." diyor. Temiz, çocuklar dünyaya geldikten sonra zorlandıklarını anlatırken ayrımcılıkla da karşılaştıklarını ifade ediyor. Temiz, "Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki sadece yabancı düşmanlığıyla uğraşmıyoruz. Büyük aileler içinde kolay değil." çok çocuklara karşı ön yargı var diyor Evet değerli izleyicilerimiz kendisi Müslüman olmuş ve çocuklarının da başında Tebrik etmek gerekiyor 8 çocuk birden büyütmüş hanımefendi ve eşi Hikmet Bey'i Tebrik ediyoruz Allah yardımcıları olsun kolay değil tabi ırkçılıktan da bahsediyor çok çocuğu olanları yani yadırgamak işte farklı bir e, ırka sahip olmak ya da daha doğrusu başka bir ülkenin vatandaşı olmak falan Bunlar artık bitmesi gereken şeyler insan mısın değil misin bununla ilgilenmesi gereken şeyler ama maalesef Almanya'da ırkçılık bitmek bilmiyor değerli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin başına gelenleri sizlerle paylaşacağım. Almanya'da 24 yıl kalan bir aile ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. 20 Mart tarihinde yüzleri maskeli ırkçıların saldırısına uğrayan marangoz Seyfettin Anlı ve çocukları Türkiye'ye dönmek zorunda kaldılar maalesef. Almanya'nın Hannover kentine bağlı Schülmbu kasabasında yaşayan Anlı ailesi Almanya'yı terk edip İzmir'e yerleşti. Irkçıların sürekli tacizine daha fazla dayanamayan aile 24 yıl aradan sonra dönmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Ailesi 20 Mart'ta yüzleri maskeli faşistlerin saldırısına uğrayan marangoz Seyfettin Anlı korkuyu çocuklarıyla beraber hala yaşadığını ifade ediyor çocuklarının Almanya'da doğup büyümesine rağmen sürekli ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve bunu psikolojik olarak kaldıramadıklarını ifade eden Seyfettin Anlı, ilk saldırıdan sonra bir başka kasabaya taşındık. Ancak aile olarak sonra Almanya'dan uzaklaşma kararı aldık. Bavulumuzu topladık ve İzmir'e döndük diyor. İzmir'de yeni bir hayat kurmak istediklerini belirten Anlı, ileride çocuklar tekrar Almanya dönmek isterse değerlendireceğim. Almanya'da son yıllarda Türklere ve Müslümanlara yönelik çok saldırı oluyor. Ancak saldırı yapanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Biz biraz da buna kızdık. Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor diyor. Mart ayı başında 10 kişilik bir grup evin önüne geldi. Ailenin 21 yaşındaki kızı Büşra Anlı'ya saldırdı. Karnına tekme attı. Daha sonra sopalı, yüzleri maskeli 4 faşist 20 Mart'ta ailenin evini bastı. Kapıyı kırıp eve giren saldırganlar evde yalnız Büşra'yı 21 yaşında ve oğlu Muhammet'i 13 yaşında darp etti. Saldırıdan sonra kasaba halkı Türk aileye destek verirken belediye başkanı da aileyi ziyaret edip bir gece ailenin evinde kaldı diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Almanya'da diğer ya da diğer Avrupa ülkeleri. Maalesef yapanın yanına kar kalıyor hiç kimse yakalanmıyor. Polis araştırmıyor, soruşturmuyor. Her yerde kameralar var. Olaylar belli, bilmem ne belli ama hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Hiç sonuç yok. Yakalayamıyorlar. Sözde yakalayamıyorlar. O kadar olaylar oluyor. Bugüne kadar mesela ırkçı polisler var mesela. Hangi ırkçı polisin meslekten men edildiğini gördünüz, duydunuz. Yok, sıfır. Polis yapıyorsa o sokaktaki faşistler haydi haydi yaparlar. Polis yapıyorsa diğerler yapar. Ben bu ekrandan defalarca bir sürü haber verdim. Yapanın yanına kar kalıyor kardeşim bu ırkçı saldırılar. Bu ailenin ne suçu ne günahı var kardeşim. 24 yıl boyunca çocuklarının doğduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Okulu, işi, gücü her şeyi bırakıp dönüyorlar. Dönüş yapmak kolay mı? Yeni bir ülke, yeni bir kültür. Ne? Irkçılar saldırıyor, rahat bırakmıyor. Ve bugüne kadar hiçbir netice alınmadı bu saldırıyla ve bu benzeri saldırılarla ilgili. Yok sonuç yok. Adamlar da bakıyor hiçbir şey olmuyor devam ediyorlar. Yazık günah. Almanya'nın bu tarz saldırılarla ilgili daha sert önlemler alması gerekiyor. Bir sürü vatandaşımız diri diri yakalanmadı mı? Bir sürü ırkçılar evlerini, Türklerin evlerini basmadılar mı? Öldürmediler mi? Hanau'da, Zolingen'de, orada burada her yerde. Ne oldu kardeşim ne oldu? Hani neredeler bu suçlar Yok. Piyasada yoklar. Yer yarıldı, yerin dibine girdiler herhalde. Bir sürü polis, Türkler hakaretler edenler. Onlar buna Ne oldu kardeşim? Hiçbir şey yok. Hiçbir sonuç yok. Söze gelince insan hakları, demokrasi o bu diyorlar. Ortada ortada bir şey yok. Her şey sözde. Bu ailenin, bu çocukların ne suçu var kardeşim? Ne suçu var bu ailenin? Soruyorum. Ne yapmışlar bu aile? Değerli izleyicilerimiz... Münih, Nürnberg bunun yanı sıra Köln ve Düsseldorf'ta yaşayanları çok yakından ilgilendirdiğini inandığımız bir haberi sizlerle paylaşacağız. Bu dört şehirde yaşayanlar artık uçacaklar. Nasıl uçacaklar diyeceksiniz. Uçan taksiler geliyor. Münih ve Nürnberg arasında, bunun yanı sıra Köln ve Düsseldorf arasında uçan taksiler. Bakalım haberin detayları neler? Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde görüp hayalini kurduğumuz, şimdilerde görünür olmaya başlayan uçan arabalara yatırım yapan Lilium Lilium adlı Lilium adlı şirket 2025'te uçuşlara başlayacak deniliyor. Uçan araba fikri gelişen teknoloji daha pratik ve uygulanabilir hale geldi. Ancak Uçan arabaların günlük yaşamda ne zaman kullanılabileceği halen öngörülmüyordu. Bu alanda yatırım yapan ve uluslararası birçok yatırımcı kazanan Münih merkezli Lilium şirketi 2025 yılında havalanmayı bekliyor. Şirket ilk etapta Münih ve Nürnberg arası hizmet vermek istediğini duyurdu. Ardındansa Köln ve Düsseldorf arasında yolcu taşımayı planlıyor saatte 280 kilometre hız yapabilen uçan taksiler 250 kilometreye kadar gidebiliyor. Elektrikle çalışan uçan taksiler dikey olarak havalanıp inebiliyor. münih nürnberg arası ilk uçuşlar taksi fiyatı gibi yaklaşık 300 euro olacak. Ancak daha sonra tren fiyatına yani yaklaşık 50 euro'ya biletler satılacak. Ancak uçan taksilerin uçuş ve yolcu taşıması için izin alıp almayacağı ise şu anda merak konusu. Evet. Teknolojinin geldiği noktayı görüyoruz. Ya yani bunlar hayal falan değil. Herhalde bir 5-10 yıl içerisinde uçan taksiler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. neden olmasın? Yani neden olmasın? İnsanlar dikey bir şekilde inip kalkıyor. Havalimanına falan da ihtiyaç yok. Bir noktadan binecek, kalkacak, gidecek. Örneğin Köln'den Düsseldorf'a işte ya da işte Münih'ten başka bir noktaya gidebilir. Neden olmasın? insanoğlunun hayal edebildikleri hayalleri artık gerçek oluyor. Değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz günlerde Angela Merkel ile ilgili bir haber yapmıştım. Merkel'in açıklamaları vardı bu haberde. Merkel şunu söylüyordu. Diyordu ki ben diyor evimde hizmetçi çalıştırmam ya da e, çamaşırımı daha uygun olsun, az elektrik faturası gelsin diye komşularımı rahatsız etmeden gece çalışır, çalıştırırım diyor. Yani gece elektrik tarifesi daha düşük olduğu için tasarruf yaptığını ifade ediyor. Yine bir gazeteci kendisine bir soru sormuştu. Neden hep aynı elbiseleri giriyorsun, giyiyorsunuz demişti. Kendisi şu cevabı vermişti. Ben manken değilim, model değilim. Ben devletin bir çalışanıyım cevabını vermişti. Bunlar tabi toplumun Belli bir kısmında gerçekten büyük bir hayranlık uyandıran haberler ciddi anlamda da üzerinde konuşulması gerektiğine inandığım noktalar düşünebiliyor musunuz? Almanya Başbakanı çamaşır makinesini daha az fatura gelsin diye gece çalıştırıyor. Evinde hizmetçi yok, havuzu yok, aşçısı yok evinde, bilmem ütüsünü bilmem kim yapmıyor. Hepsini kendisi ve eşiyle beraber yaptığını ifade ediyor. Hatta Soruyor gazeteci diyor ki çamaşırları kim yıkıyor? Şunu söylüyor ben diyor ayırıyorum makineye atıyorum e işte eşimle beraber birimiz de makine çalıştırıyoruz diyor bir şekilde evimizin işlerini yapıyoruz diyor yıllardır bu böyle diyor. Şimdi mütevazılığa bakar mısınız arkadaşlar? Merkel'in siyasetini beğeniriz beğenmez bu başka bir şey. Ben dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Almanya'nın başbakanından bahsediyorum evde. Çamaşır makinesini gece çalıştırıp tasarruf yapan Başbakan'dan bahsediyorum. Dünyada buna benzer başka acaba bir devlet başkanı var mıdır merak ediyorum. Ben olduğunu düşünmüyorum. Ve takdir ediyorum kendisini ve herkesin örnek alması gereken biri olduğunu düşünüyorum. Herkesin herkesin. Şimdi biz bu haberi verdikten sonra çok da izlendi. Şöyle bir soru gördüm. Videonun altına izleyicilerimiz yorum yapmıştı. Merkel ne kadar maaş alıyor? Hemen baktık, araştırdık. Merkel milletvekili olduğu için, devlet başkanı olduğu için, ek ödemeleri falan bunlarla beraber bakın ayda kaç para kazanıyor? Resmi maaşı 24.582 euro. Yerel Ek ücret alıyor bununla beraber 1200 euro. Genel iş ödeneği adı altında 30.68 euro alıyor. Servis gideri ödeneği altında bir para daha alıyor 1022 euro. Üyelik ödeneği adı altında 5027 euro alıyor. Milletvekilleri için sabit olan ücreti 3113 euro. Toplamda Merkel'in maaşı 35.000 177 euro 03 kuruş sent. Toplamda Merkel'in maaşı 35.177 euro. Evet arkadaşlar. Bugüne kadar Merkel şansölye görevini yaptığından bugüne kadar üç buçuk milyon euro para kazanmış. Üç buçuk milyon euro. Ama çamaşırlarını gece kendisi yıkıyor. Ben bu haberi aslında niye paylaştım biliyor musunuz? Bütün devlet başkanlarının, bürokratların, siyasetçilerin başta olmak üzere bu kadını örnek alması gerektiğine inanıyorum. Devletin kasası milletin kasasıdır. Devletin kasası bu siyasetçilere emanettir. Emanete ihanet olmamalıdır. Milletin parası har vurulup harman savrulmamalıdır. Bakın ben siyaset yapmıyorum. Ben olması gerekeni konuşuyorum. Merkel'in siz bugüne kadar devletin kasasından bir harcama yaptığını şahsi duydunuz mu? Böyle bir haber gördünüz mü? Ben görmedim. Devletin kasasını bu insanlar kutsal görüyor ve koruyor. Kasayı patlatmıyorlar yani Türkçesi bu. Yani kasanın içerisine o milletin parası konulmuş, o milletin parasını almıyorlar. Maaşını alıyor, onunla yaşıyor. Bakın bunun ben gerçekten herkese örnek bir davranış olarak her yerde konuşulması, anlatılması gerektiğine inanıyorum. Ben takdir ediyorum merkeli. Yani siyaseti beğeniriz, beğenmeyiz, o başka bir şey. Bambaşka bir şey o. Onu konuşmuyorum ben. Yani bazıları Merkel'i beğenir, beğenmez falan ama ben başbakanın yaptığını konuşuyorum. Bakın özel hayatındaki yaptığını. Ha, bana soracak olursanız Merkel Eylül ayında işte görevi bırakacak. Bir sürü yanlış olmuştur Merkel'in görev süresince ama benim konuştuğum konu devletin hazinesine ihanet etmemeleri.